Tabii əziz seyircilərimiz, şimdi ulaşdıq programımızın konusuna. Gerçekten bugün çok önemli bir konu ele almışıq ve çok değerli ve kıymetli bir misafir de var bizimle. Tabii bugün onun konusu olacaktı Türkmen eğitimi üzerine ve Türkmen eğitiminde tabii son sonunda olan bu sorular üzerine biraz millet içinde bir kaynağı yarattı. Bir onu da ele alacaktık. Aynı vaxtda bizimle çok değerli ve kıymetli bir misafirimiz olacaktı. O da Ustad İmad Muhammed İbrahim, Türkmen eğitim bölümü müdürü Kerkük'te. Çok hoş geldiniz Sayın Emet Bey. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, günaydınlar. Teşekkür ederim, günaydın. Sağ olasın. Sayın Emet Bey, biz ilk önceden başlayalım bu 6. sınıfın son sınavda soruları üzerine. Biraz çok sıkıntılar yarattı, öğrenciler ki dediler bu geldiği sorular. Bizimki karar alınmamıştı, girsin yani mukarraratın içine falan. Ondan sonra da baktık hemen. Bir kere özler ki sürpriz bir şey olmuştu. Endişeleri çelmişler. Bu sorular hemen sınavda geldi. Acaba bunun doğrusu ha tariflerdi? Evet. İlk önce ben teşekkür ederim. Siz beni misafir ettiniz bir gün burada. Sağ olasın. Biz teşekkür ederiz. Mühim bir konuya biz de gecek bir gün. Tabi Türkmen eğitiminde sınavlarımız 6 son sınavlar bir geçir yani. 4 imtihan alır indi kimin. Sınavlar biz eğer genel alsak Ege Arapça, Ege Kürce, Ege bizim Türkmanca genelse zahmetiydi bu yıl. Biz ilk önce Arapça İslami olduk, ondan sonra Türkmanca olduk, ondan sonra İngilizce olduk, ondan sonra yani biyoloji ihya olduk. Biz bunları bir de iten yani doğrusu öğrencilerden çok şikayet oldu. Dediler sınavlar çok zordu. Ve kitabın dişinden çıkıptı. Biz tabii bu sorular yani bu öğrencinin şeyiydi yani biz buna itimat etmeliyiz illa bir ilmi bir şekilde. Biz kalktık bir toplantı yaptık müfettişlerimizden ve hocalardan ki ihtisaslı yakın. Öğretmenlerden. Evet, öğretmenlerden. Hem Arapça hem de Türkmanca. Onlar oturdular yani ilmi bir şekilde tahlil ettik bu soruları. Yani bir hakikate yetiştik. Sorular bir yıl yani başka bir üslupta gelipti. Her yıl bir şekil gelmez. Mantıklı sual dediğimiz zaman mantıklar da geçinipti. Yani hakikaten yani devletin bir fikri var. İstere bir furukat verdiği yaratsın. Talebe arasında baksın yani talebeler tabi bilirsiniz talebeler var iyi talebe abi yani talebe var iyi gitti talebe var ortada talebe var tembelde fabular isteler bir furukatı isteler bilintirsinler bu birinci. Biz bunları yazı bir şekilde yazdık bakanlık için yolladık yok idi kitabın dişinden yani bir az bir şeyler taptık kitabın dişinden taptık ki gelipti. Onları da tabi biz yazdık verdik bakanlığa Arapça ve Türkmanca. Biz bunu tahlil ettik dedik devletin olabilir siyaseti de şinipti. Yani çünkü her il sonucular gelende muaddelet dediğimiz zaman çok bir üskek muaddelet gelirdi. O da üniversitede bizim için bir problem yaradırdı yani. Hasaten bizim mesela bu üskek kulyeler mesela, yani. Kulyeler mesela tıbbiye adet çoktu. Herkes ister tıbbiyeye geçsin, adet çoktu. Herkes ister saydalıya geçsin, diş hekimine geçsin. Devletin hakikaten biz yani biz bir şekilde tahlil ettik ve tahlilimiz gerçek çıktı çünkü bakanlıktan bir tasrih çıktı. Dedi gerçekten biz bir yıl soruları çok bir zor etmişiz. Hatta muaddele üske gelmesin. Üske gelmediği zaman onda tabi biz mesela muaddele alsak %1, %2, %10 talebeler üske muaddele getirseler kalanı orta bir şey getirirler. Yani bir furukat ferdiye yaradırlık talebeler arayında ve hakikaten iyi talebe bilini bu sorular zahmet oldu yani o zaman. Yani malum eder sonunda. Peki hocam acaba sebep no bu esileleri kuran, bu sınav esilelerini kuran aynen hocalardı çi Türkçe bölümündeydi. Mesela kurullar yoksa yazdan kurulu, bakanlıktan kurulu, o taraftan tabii kurulu. Bu soru kurmak yani bir sirdi, bakanlığın bir sirdi. Bunu kimseye demezler yani, elbette değilmez. Yani kazdım gelmez mesela emir gelip tesli için mesela bütün hocalar her kişi bir sual kurusun özel için. Yok, bu eski bir üslubuydu. Bu Cenab-ı dediği bundan yakın 10 ile 10'da bir böyle şey var idi. Ama ondan sonra bakanlığın siyaseti de şimdi istediği hoca ki biz tabii yani onu size açıklayayım. İl başladığı zaman bakanlık bizden adları ister her kim altıncılara verir
kim üçüncülere verir, yani orta sınıflar ki bakalavridiler yakın, onların adlarını ister bizden. Biz de adlarını yazarız, yollarız özler için. Tabii mektepler, okullardan alık bazıları yollarız özler için. Ondan sonra kalanı öz üzerlerine de. Özleri yani bildiği, gizli bir şekilde bağlantıya geçerler özleriden getirirler. Tabii bir sen yemin içmek var, bir şeyler var bakanlıkta. Ondan sonra sorular onları çıkarlar. Tabii bize de yani bilintirmezler bu haklarda. Yani o biz bizim için de yani bütün hem Arapçada hem Kürtçede. Burada daha doğrusu bizim devlette anayasada bazı öğrencilerin özel durumlarından dolayı onlara puanlar verilirdi. Ama burada mesela bakanlık hani soruları biraz zorlaştırdığı zaman isteri puanlar biraz ensin, hatta hapsi gitmesin tıbbi tahassuslara. Burada bazı öğrencilerin bu sıkıntılar da var. Deyirler mesela tamam onların da haklarını, onların da mesela azizler, şeyler fidekarlık etti, vatan uğruca, millet uğruca. Ama onlara fazla puan verdikleri zaman deyirler bizim burada hakkımız gelir. Burada siz bir böyle problem yaşsız öğrenciler, o yüzden onun da bir çözümü bulduğunuz ya bir fikirler verdiğiniz bakanlığa burada bu hiçbir kimse mağdur olmasın. Tabii bizim yani bilsen bizim bakanlıkta genel müdürümüz var orada. O da tabi lüznet rayı da her vakit bakanla oturur ki rayı verir. Bu konuda yani bu devletin bir siyasetidir. Devlet her il bir karar çıkardı. Hastan son 6 sınıf için yani bir karara çıkardı. Kime fazla derece verecekti, kime vermeyecekti. Bir yıl derece kesirler mesela ikinci devir için, kesmirler özün. Bu bir devletin bir siyasetidir. Tabii biz yani her şey ki talebemizin maslahatındandır. Çalışmışız özü için, yapmışız özü için ve çalışırız ve yapalım özü için. Tabii biz yani bir hutuvat atırız öge yani fisebil nınca faydası, nınca bir fayda var talebemiz için. Hatta biz onu alalım yani. Biz yani öğrencilerimize ben yani isterim anladım yani. Anlasınlar yani biz oturmamışız yani bakırık bunlar mesela bakanlıkta bir işler yapılar biz bes bakırık temsil ederiz. Yok tabi bizim de rayımız var bu meselelerde ve her ne faydalar var biz yaparız özler için. Doğru. Peki hocam mesela şimdi bu eseriler bütün öğrenciler diller şimdi bu haricidir. Acaba bunlar bir şey takdim etseler kabul olunu mesela itiraz takdim etseler şimdi biz harici esile gelip de hiçbirisini bilmirik cevabını zahmetlikte. Bunların itirazları kabul olu yoksa olmaz yani sayılı özler için imtihan verdiklerini. Bu bizim görevimiz yani. Yani bir talebe yani yalnızca bir şekilde itiraz takdim edebilmez bu meselede yani. Bilirsiniz bu işe ki yani amdi yani. Aynen. Bu bizim görevimizdi. Ben açıkladım da dedim. Biz bu işe kalktık. Yaptık da bir resmi bir toplantı yaptık. O toplantının da neticesini, muhracatın hepsini yazdığı bir şekilde yolladık o zaman bakanlığa. Böyle hocam aynı vakitte de bizim bazı öğrencilerimiz ki başarı olmadılar, okulu bitirsinler ama bilirik ki 6. ilkokulda ve 3. ortaokul ve lisede 6.'da bunların dışarıdan sınav vermek hakları vardır. Evet. Yani mesela Arapça bölümünde, Kürt bölümünde belirsem, o birisi harici dediğimiz sınavlara katılmak hakları vardır. Ama kaç yıldır Türkmen öğrencileri bunun peşine düşübler. Yani çok da bizim mikrofonlarımıza, muhabirlarımızın konuştular. Dediler bizim için indi 2001 böyle hakları elde edebilmedik. Biz de istirik yani sınavlara katılalım, biz de istirik mesela okula bitirelim, gidelim fakültelere, üniversitelere ama 6. diplomaları olmadığı için edebilmediler. Tamam. Ve nedenin 2000 Türkmen bölümünde bu hakkı verilmedi öğrencilerimize. Tamam. Ben bu soruya cevap vermekten önce bir şey isterim yani hatırlayayım ve öğrencilere de bir başaret veririm. Bizim 3 ortaokul bitirenler indi eğitimin yani Türkmen eğitiminde gerek geçsin edebiyata geçsin, ilmiye ve edebiye. Ama biz bir yıl inşallah çalışmışız inşallah yakın zamanda değerlen eder o yüzden ticaretle sınavda Türkmence bölümü açacağız. Ticaretle sınavda. Yani bu bir müjdadı inşallah. Bir müjdadı talebelerimiz için. Yani İstanbul Edebiyatı'ya geçsin, gidebilir sınavaya, gidebilir ticareye. Çok güzel. Bu bir. İkinci bizim harici dediğimiz zaman devlet yani devletin bir siyaseti var. Harici istese verirsen 50 talebeden az yer olmasın. Aynen. Yani 6 ibtidai de diyen ve 3 mutavasıda ve 6 edebiyatı yer 50 talebeden affedersen olmasın. Biz her il ilan olanda harici muayedeleri biz de ilan ederiz. Yani Türkmence harici var.
Bizden bakanlık dedir 50 adet yatmam için 50 tane isteyen var. Ben sağ için soru çıkardım. Ben sağ için onlar kimi harc edeyim. Ama maalesef geçen iller kimin olmadı yani. Bu adede yetişmedi. Biz gene bu il inşallah mevzi geldiği zaman 11. ayda mevzi biz de gene ilan ederiz. Geldiği zaman bizim yanımıza yazdılar. 50 adadı 50'ni geçtiği zaman hemen orada imtihan olur. Harici verenler. Harici verenler. Peki hocam dedi ticari adı bunlar da Türkçe açacak inşallah. Acaba kadir tedrisi öğretmenler pay edir bu şeylere yoksa esüktesiz tayin olmaktan tarafa bu sorun var sorun yaşsız tedrisinde? Biz tabii yani istesek bir şey açalım bir okul yengdiyakın bir yengi bir okul açalım. Yenge okul karar ettiğimiz zaman yeri evvelen kadirin hazırlayalım. Ondan sonra kitapların menhacını hazırlayalım. Ondan sonra bir binaya ayarlar koysun devam etsinler. Biz kadir bidayeten kadirlerin bunların hazırladık. Okullara gittik, bizim sınav ticari okullarına gittik. Ondan sonra öz öğretmenlerimizden şeylerini aldık, raylarını aldık. Sen Türkçe verebilsen, öz maddevde bilsen yani tahassuda. Yani olan onaylarını aldık tabii herkesin. Ticarede o sınavda o esas derslerin hepsinin onaylarını aldık. Ondan sonra yazdık bakanlığa, dedik tamam biz milakimiz var. Bes kaldı kitabı bizim için tercüme etsinler. Arapçadan Türkmencaya ondan sonra ilan ederek özünde elde ediyor yani tercümanı. Çalışırlar yani. Çalışırlar. İnşallah yakın zamanda ilan olur bakanlıkta biz ticariyle sınav açarız. Bu arada kitaplara dergildiğiniz bu kitaplar harda basılırı yani kimin hesabına basılır, devlet hesabına basılır yoksa özel Türkmen eğitim hesabına basılır. Aynı vakitte de içindeki maddeleri, içindeki konuları kimler seçer? Mesela devlete bağlı seçir yoksa Türkmen eğitiminin özel bir kadrosu vardı. O kadrolar bu konuları seçirler. Biz menhacımız bizzabıt Arap menhacıdır. İlmi maddelerimiz tercüme olup Türkmence olupdu. Matematikti, fen bilgisidir, sosyaldı, kimya, fizya. Yani harfi tercüme koydu. Harfi tercüme olupdu. Onun için de biz yani sinavda aynen maddeydi ama onların soruları diye Arap sorun ayrıydı ama bizim sorumuz ayrıydı ama aynen kitaptan gelipti. Aynen kitaptan gelip. Bizim kitaplarımız maalesef bizim yani müşkülümüz var kitap basmağında Bağdat'tan bakanlıkta. Müşkülümüz neydi? Bu matbaalar bizim kitap basılar. Bunlar 100 bin kitap bir kere basarlar. Yani bu bernameciler dözlerinin matbaalarındaydı. Bizim bu kadar talebemiz yoktu her merhalede. Bizim talebemiz bundan azdı. Matbaalar itizar edildiler. Diyorlar biz mesela için 2000 kitap bir yerde basmam. Ben isterim 100 binlerini bir kere basım. Bu benim için hasarattı. Ve bu bizim için müşküle yaradırı. Her il bizim için müşküle yaradırı. Hatta bu il bizim için bu müşküle olubdu. En yakın yani bakanlıkta bizim için çözmediler bunu. Biz isterik bir şekilde bizim burada matbaat fuzulu var Kerkük'te. O hazır bizim için bu kitapları basın. Biz o zaman bakanlık eğer bize bir söz, son söz verse deyse ben kitabı basmıyorum. Biz hemen burada basacak kitapları. Yani bu arada mesela o basın evleri ki 100 bin bir kere siteler bastılar. Siz o da 2000 kitaba ihtiyaç olduğunuz zaman başka basın evleriyle bir sözleşme olsun. O devlet onlara paralarını ödesinler ne kadar ise. Onlar bastılar sizi için. Yani şerdeki mesela illa o basın evlerinde 200 bin bir kere bastılar. Bu yani bütün matbaalar bilsen eski nizam kalmadı matbaalarda. Yani tek tek kitap basılsın. İndi matbaalarda yeni nizam olduğu zaman bername işte bernameci vurur. 100 binden bir kere çıkardı. Yani mesela dedik bu fuduri basım ne vardı siz dediniz. Orada basacak. Onu mesela devlet bir onunla sözleşme yapsın. Eğitim Bakanlığı. Ona parasını ödesin. Nece ki obersleri ödürür. Ödesin özünü. Onlar basın özünü. Tamam. Aynen biz de bu şekilde bakanlığa arz ettik bunu. Dediler yakın zamanda size inşallah cevap veririz. Tamam. İnşallah. Peki hocam dekşildi menajiler il ve il dekşildi. Yani kitaplar da dekşildi onun üzerine. Ve kalksız yeniden basısız bu kitapları. Peki bu kitaplar dekşildiği zaman acaba öğrenciye hiç tesir edir müstevasına bir de hocalar mesela girirler devlete tatvur etsinler öz özlerini çünkü dekşildi, il ve il dekşildi. Bunda bir sorun yaşasız Türkmen eğitimi olarak. Bizim kitaplar geçen yıl birinciden ikincinin Arapçası dekşildi. Bu il bilirsiniz Ehya-i Tatbiki ile olacaktı. Aynen. Ehya-i Tatbiki 10 ve 6 son sınıfta kalacaktı. 5. ilmi edebi olacaktı.
Tabi bunlar olduğu zaman bunlar menhec dağışmak var, bunda kitap basmak var. Yani hakikaten bu bizim için bir müşkiledir. Biz işte bu kitap basını bahsettik ama öğretmenler için tabi biz bunlar kitap yenge geldiği zaman hemen kursa çağırıp bunları bir kaç günler kursa girdirik. Hatta özü menhec dağışındığı zaman yani yenge bir madde gelmiyor. Yani atırlar mesela menhece 5. maddesini atırlar 6. için, av 6. maddesini muhtasar bir şekilde indirirler 4. bu şekil. Yani garip değil ki bizim öğretmenler üzerine maddeki garip değil ki. Ama nerede? Menhece geri anlatsınlar. Bu yenge menhece mesela 4. için, av 5. için, av ortaokul için nasıl oldu? Onları anlatmak da ayrıyız. Acaba öğrenciler ne şekilde bu değişiklikleri karşılar? Onlara yani seviyelerine hiçbir etkilenmiyor. Öğrenciler tabi biz yani hapsında mühim biz öğretmenleri yetirelim bir seviyeye şeyde bilsinler bu madde ilmiyani yetirsinler öğrencilere. Öğrencilerimiz hakikaten yani biz Türkmen eğitimi, ben genel konuşsak Türkmen eğitimi Arapça'da nanca yorurlar, biz onun bir iki kat yere yorulakın özüyle. Çünkü bizim ana babamız bu eğitimi almadılar. Ondan sonra çocuklarına yardım edebilmeler evlerde. Biz o zaman biz gelirler bize şikayet edirler. Hapsi görev düşür öğretmen üzerine. Biz o zaman öğretmenlerimiz sağ olsunlar. Okullarda derslerini verirler. Ondan sonra her zaman kursları var. Takviye diye, izafi diye öğrenciler için. Hatta bir iyi seviyeye yetiştirdiler. Bedava özellikle. Bu kurslar. Bedava, evet. Bedava. Çok güzel. Bir de Sayın Mehmet Bey, bizim Türkmen eğitiminde çok kulaklarımıza değgiri kadrosu, öğretmenler azdı. O bir okullar, o bir bölümlere göre, Arapça olsun, Kürtçe olsun, Süryanca olsun. Bazı da değiller, bedava çalışan öğretmenler vardı. 13 yıla ulaştı. Yani büyük bir rakamdı. 13 yıl bir tane bu emekli olacaktı. 2 yıl sonra 15 yılda hakkı var emekli olsun. 13 yılda tayin olmayıp bedava çalışır ya 14 yılda. Acaba neden Türkmen eğitiminin tayinatı azdı ve neden de mesela 13 yıl biz yaşadık yani geçen yıllardaki tayinat geldiği zaman bu yıl mezun olmuştu. Gelen ise hemen tayin oldu başka yerlerde. Neden Türkmen eğitiminde bu sorunlar var? Biz bilsiz Türkmen eğitimi 18 yılda biz Kerkük'te Türkmen eğitimi aldık. Bizim kadrimiz, genel kadrimiz eğitimler Arapçaydı. Bitirenler, kulyeleri bitirdiler, Arapça bitirdiler. Biz Türkmen eğitimi olduğu zaman başladık ders vermeye. Bunlar devletlere, kurslara girdiler. Başladılar eğitim almaya Türkçe. Ondan sonra başladılar bu kitapları tahvir etmeye, derslere girmeye. Bunlar yani başladılar dersler vermeye. Bizim sözleşme hocalarımız var, akıd dediğimiz zaman. Bunlara birkaç geçen yıl birkaçlarıyla bunlar akt oldu, devlet akt etti üzerinden ve akıtları müstemirdi her yıl, ona kanşar para aldılar. Biz tayinat konusuna geldiğimiz zaman, tayinatta doğrusu bizim bir yanlışlık var idi, o da bakanlıktan geldiği zaman. Bakanlıktan tayinat geldiği zaman ihtisasat üzerine geldi. Bizim Türkmanca ihtisas bizden istemediler, bizden onca istediler Loga Türkmaniye. Biz de Loga Türkmaniye'ye çok ihtiyacımız yoktu. Bizim bilsen her okulda Türkmanca'ya bir hocaya ihtiyacımız var. O da hissası 2'di, 3'di, 4'tü. Yani bizim ihtiyacımız, ihtisaslara ihtiyacımız var. Fiziyede, kimyede, matematikte. Biz doğrusu bu son tayinlerde biz bunları edebilmedik hayali yakın. Yani edebilmedik. Bakanlık bizim için bir yanlış bir şekilde tayinatı yollamıştı, ihtisasatı yollamıştı. Biz yani ortalama bir şekilde birkaç adet tayin oldular Araplar üzerine. Biz aldık o yüzden Türkmen Mektebi, bizim mekteplerde ders verirler. Onlar geldiler bizim mekteplerimize getirebildik o zaman. Ama sonuçta ihtiyacımız var. İndekimin ihtisasatlara ihtiyacımız var. Yani eşikte siz. Eşikte ayakalı. Peki hocam bu öğrenciler katıla geldi. İl be il de fazla oldu. Yani Türkmenca eğitim okumağına fazla geldiğini. Acaba bu binayeler pay edirir diraset Türkmaniye için yoksa taksis istisiz hala ihtiyacımız var taksis hala ki dedi ticarada sınavına Türkçe bölümünden de açacak. Acaba pay edir bu binayeler özlerine? Biz yani bu konu konuşmamızdan evvel yani ben onu da istirham açıklayayım. Bizim son zamanda inşallah yakın zamanda bir hamle teşvikimiz var. Başlayacağı bir kampanya bir şekilde. O da biz Türkmen talebelerini teşvik eden bizim okullara gelsinler. O da yani geldikleri zaman tabii bizim okullar ihtiyacımız var. Her vakit talebelerimiz fazla olsun.
okul konusunda bizim binaya meselesinde hiçbir problemimiz yoktu. Binaya da bütün öğrencilerimiz için yani saflar hazırdı, yerler hazırdı. Ondan sonra biz teşvik mazalında bunlara bir başka okullardaki vermeler biz vereceğiz o zaman. Kırtasiyadı, cantadı, hatta giriş ilk okullara vereceğiz bizi talebelerimize. Ve ben buradan davet ederim velileri, uşaklarını getirsinler, Türkmen okullarına koysunlar. Çünkü Türkmen okulları hakikaten necahati, ispat etti necahati en yekimin. Bizim her bir şekil talebelerimiz kulyeleri bitirdiler. Kimi doktor oldu, kimi saydeli oldu, kimi diş hekimi oldu, kimi mahami oldu, kimi öğretmen oldu. Yani haklar da var kulyeler tercüme olsun. Tabii tabii. Tabii yani bizim affedersen yani biz yani bir talebe Arap mektebi bitirse bir şansı var. O da Irak'ta okusun. Bizim talebelerimizin iki şansı var. Hem Irak'ta okuyabilir, hem Irak'ın dışında okuyabilir. Çünkü dili mükemmeldi. Hem Türkçesi mükemmeldi, hem İngilizcesi mükemmeldi, hem Arapçesi mükemmeldi. Ve bu yani bir bizim için bir avantajdı. Ben davet edilen velileri, uşaqları koysunlar bu okullara. Burada doğrusu millet içinde bəzi sözler, hareketler olur filan. Türkmen okuluna giden Arap fakültelerine alınmazlar, hususlara alınmazlar. Sadece Türkçe bölümü fakültede okuyabilirler. Bir bu vardı, bir de hani deyirler Türkçe'ye getirdikleri zaman tamamen Arap cansını daha okuyup yazabilmezler. Bunu istirik bütün seyirciler ki açıqlayas, acaba gerçekten Türkmen okullarında Arapça özlerini itirirler, daha Arapça okuyabilmirler, yazabilmirler, Arapçanı kaybedirler. Yoxsa da Arapçada anılar orada okullar, çalışırlar, Arapça dersler de var. Aynı vaxtda da fakülteye getirdikleri zaman biraz önce dəqiqdüz dediğiniz şanslar var. Arap tıbbiye, avukat olmağa kanun bölümünde yoxsa da başka bölümlerde matematik filan bunlara da gidebilirler. Çünkü burada deyirler sadece Türkmen bölümüne gidebilirler. Türkmence fakültesinde bölümüne oraya gidebilirler. Fa bu ne kadar doğru ne kadar yanlıştı bunu açıklasın. Ben yani doğrusu temenni ederdim indi okullarımız açık olaydı. Biz giderdik hemen hemen o okullarda girerdik derslere, Arapça derslerine girerdik. Çünkü biz, siz bilirsiniz bizim Arapça dersimiz var, İslami ders, İslamiye dersimiz var. Onda Arap okullarını okurlar, biz de onu okuruk tabi. Mutalaamız var, inşamız var, imlamız var, her şeyimiz var. Bizim talebe yetiştiği zaman, liseden tahriş ettiği zaman, yani onun Arapça sınavı var. Bilsen, Arapça... Siz ilk sınavdan liseye kimin Arapça vardır yoksa? Tabi. İlk okul yani ilk okulda birinciden Arapçamız var. Biz burada bir tarafta ebeca alışırı bizim çocuklarımız, bir tarafta elifba alışırı. Ondan sonra ABC de alışırı. Yani biz İngilizce üç dil bir yerde okurlar tabi. Üç dil bir yerde biz okuruk, üç dil bir yerde bunları mükemmel bir şekilde o seviyeye getiririk. Bitirende gidende Arap kulyası olmuştu. Türk kulyası olmuş, onu mükemmel bir şekilde bitirir. Yani bizim talebelerimizin seviyesi hamdolsun her iki dilde de tamam. Çünkü gelirler o kulyaları bitirirler güzel bir şekilde Irak'ın içinde ve Irak'ın dışında da. Yani puanları çok olduğu zaman aynı hakları vardı. Geçseler tıbbiye, hendese filan okumağa. Çünkü burada anladılar sadece Türk bölümüne gidecek, Türkmen bölümüne fakültede gidecekler. Yok, ben bir kez evvel açıkladım. Dedim bizim talebelerimiz var, tıbbiye bitiribler, avukatlık bitiribler, öğretmenlik bitiribler, her şeyler bitiribler. Bizim kulyelerde, Irak'ın kulyelerinde, her yerde Gekerkük'te olur, o bir muhafazalar orada olur. Onlara gelirler, güzel bir şekilde eğitimlerini alırlar, güzel bir şekilde bitirirler. Doğru, bir de dəqiqdüz, affedersiniz dediğiniz, Türkçe'de, Türkiye'de de edebilirler yani başka ülkelerde okumağa. Acaba orada bir destek var özlerine, mesela bu öğrencilere, başka öğrenciler takip eder çünkü onlar yediler özel hesaplarını, okullar, çalışırlar. Buradan bunlar mezun oldukları zaman liseden bunlar için bir destekler vardı, orada bunları asırlar. Evet, biz Türkiye Devleti sağ olsun bir kararı var, devletin kararıdır. O da her Türkmen mektebi bitiren bir tane diplomasını getirir Irak'tan, Türkmen mektebi bitiripti. Bütün hükümet kulgeleri orada, Türkiye'de burs edirler, yarı bayarı endirirler özü için seyri. Yani ben çocuğum yollamışım öz hesabıma, yarı bayarı burs edirler özü için ona edebilir her kulyede çalışsın. Yani bir destek özler çok destek, evet. O kulyeler Irak'ta mı taraftalar bir tabii, tabii. Taraf olduğu zaman affedersin bizim
hükümet kulyeleri Türkiye'de bütün Irak'ta muhtelaftı. Ama bazı ehli kulyeleri var muhtelaf dahi devletten yani. Ama bunlar bizdir hükümet kulyeleri ki oradaki hükümet camiaları bütünü Bursa'dır bizim talebelerimiz. Doğru. Ki hocam genel olarak öğretmen ve öğrenci Kerkük'te ve Irak'ta adetleri kaç oğlu takribi? Yani bizi aldığımız zaman Irak'ın bütün bakanlar yani en çok eğitim bakanlığında en çok müntesip bizdeydi. Çünkü tabii bizim yani genelse yani Arablar, o Kürtler, o bizim Türkmenler. Biz Türkmen aldığımız zaman yani Türkmen eğitimine geldiği zaman Kerkük'te bizim 22 okul esas varımızdı. 50 okul ilk okul varımızdı. 50 tane esaslı bunlar. Esas dediğimiz zaman nerede? İlmi maddeler Türkmenca okundu. Ona kanşar bizim yüzlerce mektep şumulumuz var. Şumullar yani bir ders Türkçe okullar. Ha. Tabii bunlarda da mülakat var. Mülakatlarımızda adetleri çok üstündü. Yani hamdolsun bizim her zaman da bizim üstündü olmakta da adetler. Çünkü biz her zaman hocalar hazırlarız. Hatta edebilsinler, dersler versinler bizim okullarda. Ve adet yani biz doğrusu hasır olmayıp ama adet çok bir üstündü bir adet. Doğru. Arapça okullarında ki biz bazen hani duyuruk, bazı sıkıntıları vardı. Her sınıf içinde baksan 60 öğrenci vardı. Bu da öğretmenin anlattığı zaman sıkıntılar yaratıyor. Tamam. Çünkü çok ses sorulu, hepsi sorulara cevap vermiyor. Dersin de vakti bellidir. Ders bitirir, hele 60 öğrenciye ödebilmeyipti o çalışmanı ulaştırsın. Acaba Türkmen eğitiminde ne geldi? Aynı böyle kalabalıktı sınıflar yoksa burada fark eder biraz? Bizim Türkmen eğitiminde yani bilirsiniz bizim adet yani İndi kümen o adede yetişmeyip Arap okulları kümen. Bizim okul var içinde 200-300 talebemiz var. Okul var içinde 40-50 talebe var. Okul da var 100 kusur talebe var içinde. O zaman bunları eğer paylaşsak şöbelere, merahillere, yani bir safta görsen bizim 15 talebe oturuptu, 10 talebe oturuptu. Tabii yani bir 10 talebe oturdu o zaman bir safta yani eğitimi, eğitimi güzel bir şekilde anlar edebilir. O hoca güzel bir şekilde her kişiye teker teker yetirsin özlerine o verdiği o ilmi. O bizim için de tabii bir avantajdır. Doğru. Peki hocam az önce de ilgili dedi. Kırtası geldi. Bunları da tavsiye ederek. Aynı zamanda elbise. İlk sınıflar. Evet. Acaba bu sizin tarafından da bu kimin tarafından da bu destekler koyuyor? Tabii bize yani sağ olsun Türkmen eğitimine her zaman bizim şahsiyetler var ve müessesetler var. Bize daima her zaman bize bir yani bir destek verirler bize. Her zaman bizimle dururlar. Onların tabii yardımıyla yani vakıf diye destek yani olmaz. Bizde mesela en mühim biz bir müessesemiz var vakıf Türkmeniyle. Onlar her zaman bizimle bir destekler. Onların yoluyla biz edebilirlik bir şeyler tevfir edelim okullarımızda. Doğru, güzel. Bir de daha doğrusu bizim yani bazı yerlerimizde ki Kerkük'te olmadı ama maalesef Tellafer'de oldu, Duzyan'da oldu, Emre'nin tarafında filan. Bunlar bazı teröre uğradılar filan, onlar da şiddete uğradılar. Biz de biliriz bir yerde bazı yerler okullar yıkıldı, ne bileyim öğretmenler bazı sıkıntılar yaşadılar, kimlerin kaybettiler, kimler tutuldular, getirdiler filan. Burada bunlar ne şekilde taarruz edebildiğimiz bazı öğrencilerin de psikolojileri bile bozuldu. Bir öğrencinden yapmak tabii diğerler 10 yıl ister ama bir öğrencini yıkmak 1 saat ister. Ve siz bu öğrencilerin ne şekilde tekrardan döndüğünüz özellikle bu ki savaşa uğradılar, teröre uğradılar. O yerlerde ne şekilde bu öğrencilerden davranış yaptığınız, burada okullarınızı döndürebildiğiniz. Bir de aynı vakitte bu öğrencini iyi bir şekilde yapsız ki iyi bir puanlar getirsin. Biz yani Irak içinde bilirsiniz bu olaylar olduğu zaman biz tabii biz Kerkük'ten mensuluk ama Irak'ın genelde yani biz şeyinde ama göçmenler de buraya geldi. Tabii biz buna onda da bir malumatımız var. Yani biz alsak aga örnek alsak Tellafer'i. Tellafer'de bizim birkaç okullarımız var idi. Onda da tabii öğrencilerimiz var idi. Türkmenca okurlar, esas okurlar. Çoğu burada Kerkük'te kamplarda geldiler. Bunlar terör olayından sonra onlar hepsi göçmen oldular maalesef. Çoğu da
Yettiler bizim Kerbela Necef'e yettiler. O yerlerde yettiler, istikrar ettiler. Yani orada öz şeylerini taptılar. Biz hakikaten orada biz hasar ettik onları. Çünkü orada bilirsiniz o Kerbela Necef'te bizim okullarımız yoktu. Yani Türkmen okullarımız yoktu. Edebilmedik orada açığın. Yani biz çok çalıştık onun için. Yani sağ olsun bizim Bağdat'ta çalışanlarımız yani çok mühavaliyetler orada açsınlar ama bilirsiniz mesela orada olduğu zaman Kerbela Necef'te orada bizim kaderimiz yoktu, millet yoktu. Yani onlara kim ders etsin, kim bir ders versin. Ama Telafer'in özel öğretmenler de gitmemişti oraya mesela. Yani dağıldılar yani hepsi bir yere yığışabilmediler. Dağıldılar, kimi çıktılar Irak'ın dışına, kimi kaldılar Irak içinde. Biz şimdi bizim yani çalışmamız yani birkaç okulları döndürdük ama birkaç da kalıp dönmeyipti. Çalışmamız o okullar da dönsünler aynen şey aynen eski şeylerle. Bu köçmenlerden hiç oldu öğrenci böyle yüksek puan getirsin? Bizim yani hakikaten yani bunda bir yani has bir malumatımız yoktu ama herhalde bu köçmenler gittiler o yerlerdeki okullar Arap okullarda okullar yani. Yani Kerkük'te o gel bende köçmenler Kerkük'te laferle mesela. Çok az bir adette geldiler bizim okullarımıza. Genelde bunlar da Kerkük'te oturduklar zaman gittiler mesela bu kamplarda oturdular. Evet. O kamplarda da bizim okullarımız yok idi. Kamplarda 10 ayda Arap okulları açıldı. Doğru. Peki hocam Covid-19 2020'de başladığı zaman tabii şey oldu, online oldu okumalar. Bunu koyduğun öğrencilere biraz tesir etti. Şimdi karar gelip de bundan sonra daha huzuri oldu. Huzuri de tüm şeyler. Acaba bu marhaleler geçtiği öğrenciler tesir hiç tesir de olan şeylerin mesela koyduğun binaların mazbut olunuptu yoksa bir de tekrardan bir devre için bir şey için erip siz özel için döndersin yani fikirlerini çünkü tabi elektronik olduğu zaman daha başkadı huzuriden anlamak. Hiç fikriniz de var mesela bir böyle karar çıkardasınız onu tekrardan iade olsun bidayetten özleriden? Tabii bu yani bir çok bir güzel bir sorudu yani çok mühim de bir sorudu. Yani bizim eğitim bir sonra genel, bir sonra amme, bütün eğitimçiler yani biz muayene ettik bu 2 yıl ki geçti bu Covid sorusu. Bizim talebelerimiz online derslerini alırlar. Bu online dersi de yani kafide geldi uşaklarımız için. Yani hakikaten yani çok tesir etti talebelerimize. Aldıkları ilim yani kafide geldi. Onun için biz bir görsen mesela 2 yıl böyle geçti. Biz bu birinci ilde huzuri yaptık yani huzuri dersleri aldık. Ondan sonra gelsen sonuçlara baktık o zaman istediğimiz kimin değil sonuçlar onun tesiriydi. Tabii o ki ilin tesiri bizim bir il gözükte. Biz yani tabii bunun üzerine yani biz bunun üzerine çalışmalarımız başladı. Yani ben onu da istirham atıyorum. Biz mesela orta 3 orta okul için yani bizim birkaç talebelerimiz ikmal oldular yani. Onların da seviyesini kaldırmak için biz devlet takviye açmışız özleri için. Köprü'de başladık geçen haftadan. Biz gittik yanlarına ziyaret ettik. Ve inşallah gelen haftadan da yani 1-8'den başlıyor bizim için Kerkük'te. İki merkez açmışız. Oğlanlarımız için, kızlarımız için. Hatta seviyelerin üstüne gidelim. Tabii bu sadece okulların üstüne düşmür bu görev. İster ailelerden bağlantıda da kalasız. Hatta ailelerin de bazı desteği olsun. O imkan bazı aileler dediğiniz tehkinece buyurduğunuz önceden dediğiniz Türkçe bilmirler filan. Ama psikoloji tarafından, destek tarafından sizi okulların öğrencilerin ailesinden bağlantılar vardı okullardan. Yoksa yoktu. Sadece öğrenciler gelirler, aileler de öz evlerindedir. Yani biz bir eğer bir kıyas alsam ben veliler, aileler ki bağlantılılar talebelerimiz bizim Türkmen aileler birinci gelirler. Çok bağlantılılar okullara yani eğer ayda yani, bir gelmese 2 kere 3 kere gelipti bu okula. Yani devamlı hatta, araştırırlar. Devamlı araştırırlar. Ben hatta bilmem daireme bölümme gelirler. Yani bu sorular bir kez evvel konuştuk sorular üzerine. O sorular olayından sonra birkaç aile geldiler bizim yanımıza yani. Tabii bunlar yani hırslarından geldiler yani. Evet. Uşaklarının maslahatını aktarlar geldiler. Ve biz o aileleri güzel bir şekilde kanşarlarız. Ne sorular var biz cevap veririz.
Hatta idaralarımız, okullarda idareler böyle tevcih olublar. Özler de sağ olsunlar her vakit. Geldikler zaman veliler bizi güzel bir şekilde kanşarlar vazim. O her ne sorular var, sorularını çok verecek. Destekte bulunsunuz. Son olarak hocam ne demek var bu hele öğlerinde daha kaç bir sınavlar var. O talebelere ne demek var, neler yapmaklar lazımdı? İnno fikirler mesela bu esirlerin göründükten sonra fikirlerin bozmazlar gelecekçe. Tabii biz yani ben tavsiyem talebelere pis etmesinler. Ebeden yani çünkü bizim geldiği günler inşallah bundan aydınlık olacaktı. Biz bakalor dediğimiz zaman biz hepimiz bu imtihanları gördük, bir sınavları gördük. Gerek tevkı edek her bir şekil sorular gelecekti. Biz o sorular için gerek hazır olalım. Her ne şekil gelirse gerek onlar için hazır olalım. Ve bizim eğer bunda bir taksiriyatımız var ise gelen günler inşallah bizim tavsiyemizde öğretmenlere de, idarelere de başka bir şekilde eğitimi getirsinler talebelere, hatta seviyelerin üstüne gidelim. Bizim yani inşallah 1.9'dan, ki bizim 1.10'da doğum başlayacaktı, 1.9'dan yine bir kurslar atacağız. Bu iki yenge 6. oldular, 5. 6. nacih oldular. Bunların hatta bir bidayeten bir şeyler vererek özlerine hazırlansınlar ki okula başlayandalar bu maddeleri iyi bir şekilde hizmetsinler. Tabii Sayın Hocamız Türkmen Eğitim Keşfi Müdürü İmad Muhammed İbrahim, sizden sonsuz teşekkürümüz bildiririk. Bizim davetimizi kabul ettiniz, iltizamatınıza rağmen ama bizi kırmadınız, geldiniz ve bu güzel açıklamaları da bilgileri de verdiniz seçtiğimize. İşinizde üstün başarılar dilerim, size tekrardan teşekkür ederim. Üstün başarılar, çok teşekkür ederim. Memnun olduk. Sağ olasın.